ve çıkmaz yol. Biz bu yolu açtığımızda şöyle bir şey oldu. Bodrum'da usulsüzlükler yapıldığı iddiasıyla gündeme gelen Vesa Sentio konut projesiyle ilgili firma yetkililerinden açıklama geldi. Usulsüzlük iddialarını yalanlayan firma yetkilileri iddialarla ilgili yasal olarak haklarını arayacaklarını ifade ettiler. Önceki gün Bodrum Haber internet sitesinde yer alan bir haberde Gümüşlük Karakaya mahallesinde yapılan Vesa Gayrimenkul AŞ'ye ait villa projesiyle ilgili çeşitli usulsüzlük iddiaları ortaya atıldı. Haberde emsallerle oynanarak 16 villanın usule aykırı inşa edildiği, villa önlerinde planlanan yüzme havuzlarının projede süs havuzları olarak gösterildiği, imar yolununsa site içerisine alındığı, yeşil alanların izinsiz hafriyat döküm sahasına çevrildiği, proje alanında yer alan yaklaşık 250 ağacın izinsiz söküldüğü ve akıbetinin belirsiz olduğu, İSKAN'ın 2024 yerel seçimlerinden 6 gün önce verildiği ve 2021 yılında verilen ilk ruhsatın Bodrum Belediyesi arşivlerinde bulunamadığı ifade edildi. Haberde ayrıca kamuya açık olan yeşil alanın gasp edildiği iddialarına yer verilirken, bundan dolayı mağdur olduğu ifade edilen komşu parselin suç duyurusunda bulunduğu, şikayet dilekçesinde Bodrum Belediyesi yetkililerinin görevlerini kötüye kullandığına yer verildiği iddialarına yer verildi. İddiaların ardından Vesa Gayrimenkul İnşaat AŞ yetkilileri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vesa Sentio projesi mimarı Faruk Özaras şöyle konuştu. Vesa Gayrimenkul İnşaat AŞ 1992 yılından beri Bodrum'un en güzide bölgelerinde çok kıymetli inşaatlar üreten ve geçmişi 30 yıla dayanan bir aile şirketidir. Bugüne kadar yapmış olduğumuz tüm inşaatlarda çevreye ve bölgenin kendine has özelliklerine azami olarak özen gösterilmiştir. İnşaatların tüm süreçlerinde kanunların emrettiği hükümlere uyulmuş, bugün de yarın da bu şekilde çalışmaya devam edecektir. Projeyle ilgili yerel ve ulusal basında çıkan haberlerdeki iddialara da değinen ve maddeler halinde yanıt veren Özaras sözlerini şöyle sürdürdü. Vesa Sentio projemizle ilgili haberlere gelecek olursak. Madde madde gidelim. Birincisinde Vesa Sentio projemiz için 24.08.2022 tarihinde Bodrum Belediyesi'nden tadilat inşaat ruhsatı alınmıştır. Tadilat inşaat ruhsatı alınmasının nedeni ise ilk ruhsatta yapılmak istenenin değişikliklerin yasal hale getirilmesidir. Kaldı ki inşaatta da bu tadilat inşaat ruhsatının alınmasından sonra yani 24.08.2022 tarihinden sonra başlanmıştır. 24.08.2022 tarihinden önce Vesa Sentio projesi kapsamında şantiye bir kazma dahi vurulmamıştır. Bu inşaat ruhsatımızda dijital olarak hepsini sunacağız. Ekte mevcuttur. Yine basında çıkan haberlere konu olan hafriyat izni ekte sunuyoruz biz bunu. Hafriyat izni tarafımıza 28.10.2022 tarihinde verilmiştir. İzinde depolama alanı olarak Bodrum Hafriyat Depolama Sahası gösterilmiş ve bu sahaya 25.291 metreküp döküm miktarına kadar döküm yapılmasına izin verilmiştir. Tarafımızdan bu sahaya sınırlar içerisinde 15.000 metreküp döküm yapılmıştır. Kalan miktarı da taş ve kaya olduğundan dolayı onlar da inşaat sahasında istinat yapımında kullanım olarak değerlendirilmiştir. Bahse konu hafriyat harçları ise Bodrum Belediyesi veznesine Muğla Büyükşehir Belediye adına yatırılmıştır. Hafriyat harçları Muğla Belediyesi'ne yatırıldığı için Bodrum Belediyesi'ne yatırılmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bir hafriyat harcı olmadığı şeklindeki haber ise altı boş sadece şirketimizi karalamak amacıyla yapılmış bir haberdir. Bu döktüğümüz hafriyatın belgeleri de ekte sunulmuş, onu da sunacağız. Vesa Sentio sitesini bir kere bile görmeyen kişilerce yapılan haberlerde inşaat sahasında sökülen ağaçların akıbetinin belirsiz olduğu belirtilmiştir. Ancak bu ağaçların tamamı proje bitiminde sitenin münhal yerlerine dikilerek değerlendirilmiştir. Bu resimlerde de mevcuttur. Onu da sunacağız. Bu ağaçlara ilave olarak da ağaçlandırma yapmak için şirketimiz tarafından ruhsat alım aşamasında belediyeye 03.08.2022 tarihinde taahhütname verilmiştir. Bu taahhütname de ektedir. Şirketimizin amacı sadece taahhüdünü yerine getirmek olmayıp çevreyi güzelleştirmek olduğundan projeye taahhütnamede yüklenilen ağaç sayısının normalde sökülen ağaç sayısının 2 katı kadar ağaç dikimi taahhüt edilmişken biz yaklaşık 10 katından fazla ağaç diktik şantiye sahasına. Verdiğimiz her bilgi gibi bu bilgiyi de destekler nitelikte dikilen 2000 adet ağaç ve bitkilere ilişkin faturalarda mevcuttur. Basında bahsedilen site girişiyle ilgili olarak da bilgi vermek istiyoruz. İnşaat başlangıcında inşaatın güvenliğini sağlamak amacıyla geçici olarak bariyer yapılmış olup bu bariyer zaten çıkmaz sokaktadır. İmar yolu olarak belediye planında görülen yol ise projenin bitiminden sonra kamuya açılmıştır.
Yine seçime 6 gün kala iskan alındığı yönünde haberler çıkmıştır. Projenin bitimini takiben 2024 Şubat ayı içinde Bodrum Belediyesi'ne iskan başvurusunda bulunulmuştur. 2,5 ay süren iskan denetlemelerinin ardından iskan ruhsatı tarafımıza verilmiştir. Ancak iskan konusu siyasi bir zemine bağlanmaya çalışılmış olduğundan iskan konusunda gerçekleşten uzaklaştırılmış ve sırf şirketimiz ve belediyeyi karalamaya yönelik iddialarda bulunulmuştur. Bu iddialar da asılsız ve mesnetsizdir. Basında serdedilen isnatlardan biri de projede 34 villa yapılması gerekirken 50 villa yapılmış olmasıdır. Bu iddiada diğer iddialar gibi altı boş ve hukuki gerçeklerden uzaktır. Yani ben mimar olarak size söyleyeyim. Projede her bir, bu zaten eklerimizde mevcut, her bir projenin bir imar durumu vardır, bir emsal değeri vardır, bir metrekaresi vardır. Bu metrekare çarpılır ve yapılmak istenen villa sayısına bölünür ve metrekare hesaplanır. Yani bunun matematiği az bilen biri bile bunu çözebilir. Dolayısıyla bu olay da bu şekilde mesnetsiz ve asılsızdır. Bu gerçek dışı ve mesnetsiz iddialarla ilgili her türlü yasal hakkımızı arayacağız. Basında şirketimizi aleyhinde yapılan taraflı haberlerin hiçbir gerçeklikle ilgisi olmayıp bu haberler tamamen mesnetsizdir. Bu haberlerin proje alanı görülmeksizin sırf bir kısım kişilerin iddialarına dayanarak ve hiçbir şekilde şirketimizden bilgi alınmadan yapıldığı aşikardır. Tüm bu iddiaları çürütür, resmi kayıt ve belgeler mevcuttur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Faruk Özaraz, basın mensuplarının havuzlarla ilgili iddialara yönelik sorduğu soruya ise şu yanıtı verdi. Güya biz 34 tane villa yapılması gerekirken süs havuzumuzdan olan hakkımızı almışız ve onu villa hakkına vermişiz. Bir kere bu yanlış bir, ya bu imar, mimari normlara göre yanlış bir şeydir. Emsal kullanım hakkı ayrı bir şeydir. Süs havuzları ayrı bir şeydir. Süs havuz hesabı emsal dışı alandan hesaplanır. Binalarla ilgili olan emsal hesabıdır. Yani bunun bu şekilde olması gerçekten saçma bir durum. Yani bunu azıcık akıl sahibi olan, azıcık matematiği bilen bir insan bile bunu reddeder. Yani böyle bir ihtimal yok. VESA Gayrimenkul İnşaat AŞ sahibi Veli Özaraz ise iddialarda bahsedilen yolun çıkmaz yolu olduğunu ifade ederek şunları söyledi. Bahis olan yol burası ve çıkmaz yol. Biz bu yolu açtığımızda şöyle bir şey oldu. Komşu parsel tarafından yaklaşık 700 metre tecavüz var yani. Yolu açamadık. Sonra düşündük nasıl yapalım? Kendi arsamızdan 580 metrekare bu yola tahsis ettik biz. Yani bu yolun açılması için tahsis ettik. Şu anda bu belgeleri sizinle paylaşacağız. Şuradaki 153 3 parselde, yani bizim Sentio arsamızdan biz yaklaşık 580 metre arsayı yola vermişiz. Vermemizin sebebi de komşunun buraya verilmemesi. Yani bu komşu burada 600 küsür metrekareyi otel bahçesinde kullandığı için biz bunu da şikayet ettik. Gereken yerlere de dilekçemizi verdik. Umarım kısa sürede burayı düzeltirler. Sadece bizim yolla ilgili sıkıntımız bu. Ama haberlerde baktığımızda dün de okudum, yolu almışlar, yeşil alanlara katmışlar. Buyurun arkadaşlar, birazdan bu yolla ilgili detaylı sizinle paylaşacaklar. Veli Özaraz, biz bu şikayetlerin arkasındakileri de biliyoruz ama zamanı geldiğinde hepsiyle tek tek konuşacağız diye konuştu. VESA şirketinin avukatı Sibel Vardar ise komşu parseldekilerin şikayeti üzerine hukuki sürecin devam ettiğini ifade ederek, daha bitmemiş bir davada sanki karar alınmış gibi yolla ilgili dava açıldığı haksızlık vardır denmesi tamamen yanlıştır. Sonuçta buna mahkeme karar verecektir. Biz de savunmalarımızı mahkeme salonunda yapacağız. Dosya şu an zorunlu olarak arabuluculuk sürecinde. Daha sonra büyük ihtimalle dava yoluna başvurulacaktır. Zaten her şey belli, kadastroda da belli. Biz de buna ilişkin savunmalarımızı zaten mahkeme salonunda yapacağız ifadelerini kullandı.